Merhaba değerli Bursa Spor TV izleyicileri. Bursa Spor TV'de yine bir PES günü ve Burak Uçar'ın rakibi Sercan Yıldırım, Bursa Spor'un genç golcüsü Sercan Yıldırım. Yine Burak Uçar'ın karşısında. Bir önceki programda sanıyorum Sercan yenmişti sizi Burak Bey. Bir maç beraber bitmiştik. Bir maçta da son saniyede farklı bir Sercan'a Sercan maçı bugün durum nasıl olacak peki? Valla işte dediğim gibi maçlarda gol atamıyorum. Burada atarak biraz istiyorsun. Evet, Sercan'ın da buraya gelmekteki niyetini anlamış olduk. Suskunluğa son vermek için Burak Uçar'a karşı birkaç gol bulmak istiyor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Sercan, sen Barcelona'yı seçtin. Geçtiğimiz programda olduğu gibi. Evet, en sevdiğim takım. Dünyanın en iyi takımı bence. Burak Uçar Real Madrid'i güncellenmiş kadrosuyla Real Madrid'i aldı. Kadrolar güncel. Kadrolar güncel, bunu belirtelim. İzleyicilerimize bilsinler. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak değerli Bursa Spor TV izleyicileri. Kaleci ne yaptı öyle ya? Kaleciyi bilmiyorum ne yaptı. Ben kaleci alacak diye bıraktım. Cristiano Ronaldo'nun golü. Sercan. Senin formsuzluğundan bahsediyor. Sen de formsuz olduğunu düşünüyor musun? Ve eğer düşünüyorsan bunun sebebi nedir acaba? Valla iki haftadır hem kötü top oynuyordum hem de oyun olarak da kötü oynuyordum. Ama bu son maçta o kadar formsuz olduğumu zannetmiyorum. İyi mücadele ettim. Belki de gol atamasam bile takım adına iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bu şanssızlığı da yeneceğim inşallah golsüz. Sanki yani milli takım golcüsün, milli takımda golün var. Çok genç bir futbolcu olmana rağmen taraftar senden beklentisini yüksek tutuyor. Acaba bu da bir etken olabilir mi? Sercan formsuz söylentilerinin, Sercan formsuz görüşlerinin ortaya çıkmasında. Yok, aslında yani taraftarın bana güvenmesi bana artı bir güç veriyor, öyle söyleyeyim. Onların tabii bana karşı beklentilerini boşa çıkarmamak gerekiyor. Ben de son maçta dediğim gibi elimden geleni yaptım. Her zaman röportajımda da söyledim. Sonuçta biz kazandık. Kimin attığı, kim atmadığı önemli değildi. Bursa Spor kazandı. Sonuçta bizler de kazanırız. İnşallah bunun devamı gelir diye düşünüyorum. Konuşulanlar tabii ki senin kulağına da geliyor mutlaka. Yani duyuyorsun, çevrenden duyuyorsundur en kötü ihtimalle. Bu seni ne yönde etkiliyor? Büyük ihtimalle hırslandırıyordur ama bunu mesela önümüzdeki hafta nasıl karşılık vermek istiyorsun? Sahada karşılık vereceksin tabii ki normal olarak. Ya aslında istemek lazım yani golü. Sonra evet. Geldi. Bu sefer gol atmak istiyorsun, telaşa giriyorsun. O aslında yapamaması gereken bir şey. Hem takıma zararın oluyor hem de oyun ve taktiksel anlamda da zararı vuruyor takım. Bu yüzden de telaşa girmemek lazım. Takım adına en iyi şeyleri yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bunun doğrultusunda iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım, biraz da maçı izleyelim Ahmet abi. 1-1'lik skor da. Sercan 1-1'lik skoru yakaladı. Sol taraftan yine bir Real Madrid atağı ama defans araya girdi. Boşta kalan top. Victor Valdez'in eline çarpıp dışarıya çıktı top. Köşe vuruşu kullanılacak. Ön direğe kısa. Ve Sergio Ramos. Oyunda da gerçekten bu Sergio Ramos'un ön direklere gelme özelliğini çok güzel yapmışlar değil mi Burak Uçar?
Bu da tabii Sergio Ramos kadar, Sergio Ramos'a golü attıran da önemli orada. Yani Ronaldo'nun ortası. Eskili bir yana, Sergen eski kadar fena da etkili seçtim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bu golün tekrarını izlemeliyiz. Bir de Abidal sağ ayakla attı. Abidal'in hayatında böyle bir gol. Yok. Aklına göre. Barcelona. Yorum yapma lan bunu. Bakalım. 2-1'lik üstünlüğü. İzleyenler yormasın Allah aşkına. 2-2'lik eşitlik. Baskı şey böyle. Sağ ayağıyla. Hayatta adam ya. Hayat gerçekten kıran kırana bir mücadele. 2-2'lik eşitlik. İlk yarıdan daha üste gitti. Bakalım 7 artıyı bulabilecek miyiz? Sercan, o pozisyonu anlatır mısın biraz Diyarbakır maçındaki? Sol ayağınla vurdun yanılmıyorsam. Evet. Espinoza çıkardı. Orada aslında yerden vursam plaseyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii sonradan pozisyonu analiz ettiğimizde. İşte dediğim gibi ya, şanssızlık. Biraz da beceriksizlik de vardı orada. Yani sadece şanssızlığa bağlamamak gerekir. İnşallah. Aslında yani kaçırılmayacak bir pozisyondu. Olmadı. İnşallah. Ama top az farkla dışarıya gitti. Dışarıya çıkardın Turgay'a. Evet. Niye vurmadın orada? Kalecinin dibine kadar gitmişsin. İlk yarının son dakikası. Ya aslında bir aralar benim hakkımdaki eleştirilerde bencil olduğumu söylüyorlardı. Ve o pozisyonda da sıfır bir şey. Aslında sonradan baktığımda pişman oldum. Ya, keşke vursaydım dedim. Tam senin istediğin kadar. Evet, bu sefer öyle de vurduğunda kaçırdığında bak sıfırdan vurdu. Bencillik yaptı. Dışarıdaki pozisyon. Dışarı çıkarsa daha iyi olurdu falan derlerdi. O maç bitiyor. Sercan. Maçın skoru 4-2. Evet. Tebrikler Sercan'a.